içerisinde vur patlasın, çal oynasın. Sabaha kadar içiyorlar, ne yapıyorlar. Ben bu şekilde kimseyi almazsam yani boş kalsın benimki, kalıyor da yani. Umurumda da değil, boş kalsın. Ben böyle düşünebilirim. İnşallah yani, şey, bu örnekler azdır. O noktada şey sen biraz teselli ikramiyesi bu. Sen az de. Bakın Adana'daki 11 tane derneğin, İslami vakıf ve cemaatlerin açmış olduğu yurtların boş kalmasının sebebini neye bağlarsınız ya? Ya az önceki şeye bağlarsın yani, FETÖ'den dolayı. Bak sadece FETÖ'de. Yoğunluklu olarak bu var. Ha, sen dediğin örnek az olabilir ama. En önemli sebep, iki sebep vardır bunun için. Bir, ya diğer taraf 10 bin veriyor. Bak Fatma Beyza 10 bin lira kira veriyor. Artı yemesi içmesi var. Diğer taraf 1000 liraya kalıyor. Tamam mı? Cemaatlere devlet destek veriyor şu anda. Bu adil değil. Ben buna hep karşı çıktım yani. Bir cemaate destek verirsen orası batar. Evet. Yani cemaatlerin en büyük sıkıntısı devletten, belediyeden destek almasıdır. Beklentisi olması. Yani cemaatlere ne zaman ki devlet desteği geldi hepsi çökmüştür. İdeolojik anlamda çökmüştür, fikirsel çökmüştür. İslami inanç anlamında çöküş olmuştur. Kimse bunu inkar edemez yani. Yani siz herkesin sıkıştırdığı, çöktüğü bir zamanda büyümüştür. Maddi olarak yükseliş ama o değerler manevi anlamda düşmüştür yani. Evet. Yani devletin desteklediği cemaat olmaz. Devletin desteklediği yurt olmaz. Yani oraya kim parayı veriyor? Ama orada yurt desteği, yani yurt açığı çok olduğundan dolayı niye, böyle bir şey. Hayatta kendisi yapsın. Niye veriyor onlara? İşte yetiştiremedi. Belki yani şu bir zaman geldi, Atatürk Düşünce Derneği'ni açtırdılar. Karşıladılar parasını. Şimdi de İslami cemaatlere şey yapıyor. Bu yanlış. Yani ideolojik anlamda devletin bu tür yerlere destek vermesi yanlış. Yani İslami anlamda da yanlış. Çökertirsiniz, çökerttiniz. Ama burada devlet yani ben İslami cemaatlere destek veriyorum demiyor. Yani yurt noktasında. Hayır, niye başkanı vermiyorlar? Bunlar kamuya yararlı diye veriliyor bunlara. Niye tamam. Atatürk Düşünce Derneği de kamuya yararlı diye kendisini ilan etse ne olur? Yani bunlara verilme gerekçesi kamuya yararlı iş yaptıkları için veriliyor. 11 tane vakfa yani. Tamam. Araya gitmem gerekiyor. Değil yani. İslam evet. Cemaat ama, derneği olarak. İşte ama değil. Ayırıyor yani. Sen kamuya yararlısın. Kamu yararına faaliyet sen kamu gösteren yararlısın. Dernekler. Ama Atatürk'ün derneği, Kemalistlerin derneği de. Kamu yararına demek bir şey yok. Yani olabilir. Yok. Ona da mesela diyebilir ki ben kamu yararına. Kamu yararına faaliyet göstermiyorsa ne yapacak yani? Nasıl göstermiyor da ben yurt açıyorum diyebilir. Açsın. Arkadaşlar ara vermem gerekiyor. 96.2 Efsane Radyo'da Efsane programdasınız. Aradan sonra buradayız. Alem damar dinliyorsa bize çalmak yakışır. Burası Efsane Radyo.